devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. PKK-HDP'ye tepkiler güne damga vurdu. Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yılının ilk kutlama adresi Anıtkabir oldu. İlk başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop öncülüğündeki heyet Atatürk'ün huzuruna çıktı. Şentop'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kabine üyeleri eşlik etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Şentop, ardından da Anıtkabir özel defterini imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Buradaki törenin tamamlanmasının ardından Şentop ve beraberindeki heyet, ulustaki birinci meclise geçti. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten mecliste Mustafa Şentop bir konuşma yaptı. Tarihin nesnesi haline getirilmek istenen milletimiz, 99 yıl önce bu salondan ya istiklal ya ölüm diye haykırdı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Meclis Genel Kurulu da özel gündemle toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 69. birleşimini açıyorum. Meclisteki partilerin temsilcileri 10'ar dakikayla sınırlı konuşma yaptı. AKP, diktatörlük eleştirilerine yanıt verirken CHP, başkanlık sisteminin meclisi yetkisiz bıraktığını söyledi. Diktatörlüklerde seçimlerin bir önemi yoktur. Bizde önemi var. Diktatörlüklerde makamlar el değiştiremez. Bizde değiştirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yani iktidar yaratılmıştır. Konuşma sırası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye geldiği sırada oturumu locadan izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salonu terk etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi dedi. Yani İstiklal Marşı'nı şu parlamentonun içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Ulusal Kanal muhabiri Gürkan Demir, HDP'nin kapatılması için girişim olacak mı diye sordu. Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı. Ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin de konuştu. Bir gaz sıkışması var dedi. Bu insanların yıkmış olan bir gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin? Bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna bu bayram Mama Kuvayi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Söze Yataroğlu oturdu. Temsili devir teslim töreninde kabine revizyonuna ilişkin gelen bir soru üzerinden dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Zaten yeni kabinem burada. Evet, kabinem burada. Kabinem ya zaten ilk günümüz. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sanki benim söyleyeceklerimi söyledi ya.